TV 264'ten herkese hayırlı akşamlar. Ben Engin Arapoğlu. Bir kitabın ortasından programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağlık, sıhhat, afiyet nasıl? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Yakalandınız mı hiç koronavirüse? Yok. Kenarından geçtiniz mi? Yakalanmadık elhamdülillah. Belediyede hiç olmayan birkaç kişiden bir tanesiyim ben de. Aşılarımız da olduk. Öncelikliler listesindeydik belediye başkanı. 18 Şubat'ta ilk aşımızı, 18 Mart'ta da ikinci aşımız olduk. Allah'a şükür de yakalanmadık. Bir ara Akyazı çok coşkuydu bütün Türkiye'de olduğu gibi. Günlük 150 vakaları falan görmüştük. Ama şu anda Akyazı'da hemen hemen sıfır vaka şeklinde devam ediyoruz. Başkanım öncelikle bir özgeçmiş alabilir miyiz? Sizi tanıyoruz ama adettendir böyleki programlarda. Evet. Kimdir Bilal Soykan? 1971 Akyazı Kuzuluk doğumluyum. İşte ilkokul, ortaokulu Akyazı'da, Kuzuluk'ta okudum. Sonra lise eğitimi için İstanbul'a gittim. Daha sonra ticaret hayatına atıldık. Askerlik görevinden sonra Kuzuluk İlaz Kaplıca evlerinde bir dönem çalıştım. Ondan sonra mermer atölye sektöründe ticarete atılmış olduk. Daha sonra 99 seçimlerinde belediye meclis üyesi oldum. Dolayısıyla siyasete de başlamış olduk 28 yaşında. Sonra işte AK Parti kurucu belediye başkanlığı 7 yıl. Sonra 2009 seçimlerinde Kuzuluk belediye başkanlığı yaptım. Büyükşehir yasası ile belediyeler, belde beyleri kapandıktan sonra da işte ilçeye aday oldum, aday adayı oldum. O dönem uygun görmedi partimiz. Hem Akyazı hem Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçildim. Daha sonra bir 2,5 yılda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak çalıştım. 2019 seçimlerinde de AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın Akyazı Belediye Başkanı adayı oldum. Seçildik. Halen o göreve devam ediyoruz. O %71.40'la seçildik. Tabii Cumhur İttifakı'nın adayı olmanın da tabii ki etkisi vardır diye düşünüyorum. İşte yaklaşık 2 yıl aşkın süredir, 2,5 yıla yakındır da Akyazı Belediye Başkanı'nın görevinde bulundum. Nasıl geçti peki başkanım? 2 yıl 3 ay. Rüzgar gibi geldi geçti. 2 yıl 3 ay çabuk geçti. Bu vaatlerinizin yüzde kaçını tamamlayabildiniz bu süre zarfında? Şöyle, biz aslında çok vaat vermedik. Hem ülkemizin hem belediyemizin ekonomik durumundan dolayı biraz böyle temkinli, tedbirli konuştuk. Hatta bir iki sene belki çok büyük projeler yapamayacağımızı falan söyledik ama 5 yılın içerisinde de daha çok vatandaşımızı sudan, tozdan, çamurdan, çukurdan kurtaracak asfalt çalışmalarını yapacağımızı üstüne basa basa söylemiştik. Hakikaten de vatandaşımızın da bizden beklentisi daha çok o yönde. Yolun düzgün olsun. Yolu düzgün olsun. Çöpleri aksın, toplansın. Çöpleri toplansın. Çok fazla bir beklentisi yok aslında. Ama bizim ilçe olarak da yapısal anlamda da çok eksiklerimiz var. İşte terminalimiz yok. Hayvan pazarımız, mezbahamız yok. İşte küçük bir kapalı spor salonumuz var. Daha büyüğü yok. Yüzme havuzumuz yok. Gençlik merkezimiz yok şeklinde. Daha çok bunların üzerinde de yoğunlaştık. Hepsiyle alakalı da yol almış durumda işte. Bir şehir içi trafiğini rahatlatacak Karacasu projemiz var. Geçen dönem %50'lik kısmı tamamlanmıştı. Diğer %50'lik kısmını da inşallah devlet su işleriyle görüşmelerimizi yaptık. Bu yıl içinde inşallah ihalesi yapılacak. Bu da en büyük sözlerimizden bir tanesiydi. Oranın tamamını trafiği aşarak şehir içi trafiğini yeni bir cadde, yeni bir bulvar kazandırmaktı. Onunla ilgili de dediğim gibi %50'lik kısmını asfaltını falan da yaptık. Diğer %50'lik kanal bittikten sonra da asfaltını yapıp bu sözümüzde inşallah seçime kadar diğer sözlerimizde olduğu gibi de onu da gerçekleştirmiş olacağız. Mezba ile ilgili de diğer tespitini falan yaptık. İşte bakanlıkla ilgili yapımıyla alakalı görüşmelerimiz var. Biz yapacağız. İşte imarını falan düzenledikten sonra. Yine üç mahallemizde doğalgaz işini yaptık.
yaptırdık. Dalgıdaş tarafından yapıldı. İşte asfaltını, yamalarını falan tamamlamış olduk. Dört koldan çalışıyoruz. Hem verdiğimiz sözlere sadık kalarak da Akyaz'ın önemli eksikliklerini inşallah dönem sonuna kadar da tamamlamış olacağız. Dolayısıyla verdiğimiz sözlerin fazlasını tutmuş olacağız diye murad ediyoruz. Başkanım, göreve geldiniz çok kısa bir süre sonra, bir sene sonra pandemi başladı. Yaklaşık 15 aydır pandemi süreci devam ediyor. Bu süreç nasıl geçti? Bu süreçte pandemi döneminde ne gibi hizmetler yaptınız? Pandemide bütün Türkiye'de olduğu gibi biz de dezenfekte çalışmaları, işte maske dağıtımı, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte daha çok Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde, işte kamu kurumlarının ilaçlanması, pazar yerlerinde ateş ölçülmesi, yani bütün Türkiye'de yapılan şeyler, çalışmaların tamamını biz de Akyaz'da yapmış olduk. Allah'a şükür öyle çok büyük sıkıntı yaşamadan da inşallah bugün az önce açıklandı, Cumhurbaşkanımız duyurdu. 1 Temmuz itibariyle yasaklar da kalkacak. İnşallah ülke olarak da, Akyaz olarak da bu süreci de tamamlamış oluruz. Daha önce belediye olup şimdi mahalleye dönen beldeler var. İşte Kuzuluk, Dokurcun, Altındere, Küçücek. Buralarda başkanım neler yapılıyor? Özellikle Kuzuluk'a pozitif ayrımcılık yapıyoruz, eski belediyeyiz. Kuzuluk özellikle yani ben yapmasam da Kuzuluk'un özelliği var zaten. Kuzuluk Akyaz'ın tek turizm bölgesi. İhlas'ın kaplıca evleri var. Senede 32 bin aile gelip gidiyor. İşte dışarıda bir ailemize ait pansiyonlar var. Yaklaşık 350-400 yataklı. Dolayısıyla hemen hemen 50 bin ailenin gelip gittiği bir yer, turizm bölgesi. Daha evvel de Kuzuluk Belediye Başkanı da olmamız hasebiyle yani oradaki kanalizasyon yoktu mesela. Biz Kuzuluk Belediyesi zamanında işte ihalesini falan SUKAP projesi kapsamında yaptırmıştık, başlamış idi. O tamamlandı. İşte ben başkan olduktan sonra doğalgazı da getirmiş olduk. Dolayısıyla bütün altyapı işi de bitmiş oldu. Oradaki iki tane ana caddemizin de kaldırımıyla, asfaltıyla her şeyini tamamen bitirmiş olduk. Bir tane ana caddemiz var. Onu da inşallah bu sene bitireceğiz. Bundan sonra Kuzuluk'un da işi bitmiş olacak zaten. Gene aynı kapanan beldelerimizden Altındere beldemiz var. Oranın da gene doğalgaz işini bitirmiş olduk. Oranın bir kısmının kanalizasyon eksiği var. İnşallah onu da tamamladıktan sonra Altındere'nin de işini tamamen bitirmiş olacağız. Aynı şekilde bizimkinden bir dönem önce kapanan Küçücek Belediyesi var. Oranın da hemen hemen bütün altyapısı bitti. İşte asfaltın da yarısını hemen hemen tamamladık. Diğer yarısını da bu sene bitireceğiz. Oranın da işi bitmiş olacak. Bir tek böyle belki ihmal etmişiz gibi göründüğümüz de Dokurcun Belediyemiz var. Biraz da uzak merkeze de. İnşallah oraya da bu yıl yoğunlaşıp oranın da eksikliklerini bir an önce gidereceğiz. Dolayısıyla bunların kapanmış olmasının evet ilk başlarda çok sıkıntıları oldu belki. Ama şu anda dediğim gibi Dokurcun'da bitirmiş olduğumuz zaman 4 tane beldemizin de bütün yapısal anlamdaki sorunları tamamlamış olacak. Yani çok mağduriyet en azından bundan sonra yaşanmayacak diyebilirim. Bizim yani kapatılan ya da kapatılan 73 tane mahallemizde hemen hemen 40'tan fazlasına el atmış olduk bir şekilde. Diğerlerinde inşallah zaten bütün arzumuz, hedefimiz de o. İşte bozuk yol kalmayacak, asfaltsız yol kalmayacak şekilde yine Büyükşehir Belediye'mizle birlikte dediğim gibi vatandaşımıza yapılabilecek en büyük iyiliğin asfalt çalışması olduğunu düşünüyorum. O minvalde de çalışıyoruz. Adaylık sürecinde biraz dersime çalışmıştım. Akyaz'ın yaklaşık 450 bin ton asfalt ihtiyacı var. İşte her sene 50 bin ton asfalt yaparsak 9 senede bitiririz gibi kendime bir hedef koymuştum. İşte 25-26 aylık zaman zarfında da 130 bin ton yaklaşık tamamlamış olduk. Gerek Büyükşehir Belediye'miz imkanlarıyla, gerek kendi imkanlarımızla. Hedefi aşmışsınız yani. Hedefimizi evet biraz aşmış vaziyette devam ediyoruz. İnşallah da bu 9 senede dolmadan daha çabuk bir şekilde bütün ilçemizi, bütün mahallelerimizi bu sıkıntıdan da kurtarmış oluruz diye murad ediyorum.
Az önce siz de bahsettiniz, Kuzuluk'ta termal turizm ön plana çıkıyor Akyazı'nın genelinde. Termal turizmin yanı sıra bir de yayla turizmi. Evet. Akyazı'nın yaylaları da bayağı meşhur. Yayla ve termal turizme yönelik özel çalışmanız var mı başkanım? Bir ara sağlık kampüsü olarak o düşünülüyordu, Akyazı ilçesi, üniversitenin kurulması söz konusuydu. Sağlık Bilimleri Fakültesi yine sağ olsun rektörümüzün de büyük gayretleriyle, destekleriyle Akyazı'da açılmış oldu. Belki ilerleyen zamanlarda işte fizik tedaviyle alakalı bölümlerinde açılmasıyla sıcak suyu sağlık alanında da kullanmış olacağız inşallah. Mevcut yüksekokul bile aslında devam ediyor. Belki birkaç sene sonra orada da yeni fakülte için alan tahsis edildi hazineden, yine bizim gayretlerimizde. İnşallah işte rektör hocamızla birlikte YÖK'le de temas kurarak, şu anda çok yeni bina yapımına falan şey yapmıyorlar ama belki kendi imkanlarımızla zorlayarak yepyeni bir fakülte binasını yaparak o alanda da geliştireceğiz Akyazı'yı. Yaylalarda daha çok sıcak su değil de işte yayla, evet çok güzel yaylalarımız var. Ama şimdiye kadar belediye hiçbir yerinde olmamış bu yaylaların. Acele yaylamızda böyle 10-16 tane bungalov evden oluşan bir tesis planladık. Tarımdan geçirdik, işte kamu yararı kararını aldırdık. İnşallah çok yakın zamanda projelendirip onun da ihalesini çıkıp yaylada da belediye olarak bizim de bir yatırımımız olacak ve halkımızın hizmetine, hem dışarıdan gelenlerin hizmetine sunmuş olacağız inşallah. Başkanım, Büyükşehir Belediye Kanunu'ndan sonra belediyelerin birçok işini Büyükşehir Belediyesi yürütüyor. Bu minvalde yeteri hizmet alabiliyoruz mu Büyükşehir Belediyesi'nden? Ekrem Başkan'dan memnun musunuz? Yani memnunuz. Evet, onların da imkanları kısıtlı. Daha doğrusu kısıtlıdan demin, işimiz çok gerçekten, hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem Akyazı Belediyesi olarak. Vatandaşımız daha da çıta da yükseldi. Şimdi hem internet istiyoruz, hem doğalgaz istiyoruz, hem kanalizasyon istiyoruz, hem su istiyoruz, hem yollarımız bozuk olmasın istiyoruz. Hepsini aynı anda yapmak çok mümkün olmuyor. Ama dediğim gibi en azından mahalle mahalle işi götürmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden de imkanlar nispetinde desteğimizi de alıyoruz. Başkanım, yeni göreve gelen hemen hemen bütün belediye başkanları bir önceki belediyenin bıraktığı borçlardan ve personel yükünden şikayet ediyor. Şu anda Akyazı Belediyesi'nin mali yükü nasıl? Nasıl belediyeler aradınız? Mali durumu nereye getirdiniz başkanım? Şikayet değil belki ama bütün belediyelerin genel olarak mali durumları sıkıntılıydı zaten. Bizim Akyazı'da olduğu gibi. Ama şimdi geldiğimiz noktada biraz biz personel azalttık. İşte kimini emekli ettik, kimini işten çıkardık tazminatlarını ödeyerek. Kimi başka belediyelere gönderdik. Toplamda 62 kişi falan eksiltmiş olduk. Daha doğrusu 82 kişi ama biz de orada bir 20 kişi almışız. İşte makine mühendisimiz yoktu, aldık. Mimarımız yoktu, aldık. Radar operatörümüz, lastik demir, nitelikli personellerden eksiklerimizi tamamlamış olduk. Bir de bu mahsuplaşma süreci vardı. Hükümetimizin de aslında önerdiği diyeyim. Mesela işte milli eğitime okul arazisi vermişiz, tahsisli vermişiz. İşte 25 yılına işte onları mesela mahsuplaşarak biz bir mahsuplaşma dosyası hazırladık. Sonlandırdığımızda da bu yapılandırma yasası çıktı. Onun ikisi aynı anda örtüşmüş oldu aslında. Belki denk geldi. Dolayısıyla bizim mahsuplaşmayla 40 milyon olan vergi borcumuzu işte denk gelmesiyle birlikte peşin ödeme olarak kabul edildi. 21 milyonla bütün vergi dairesi SGK borcumuzu kapatmış olduk. Bu bize şunu sağladı. İller Bankası payımızın işte 300 bin, 400 bin lira gibi artmasını sağladı. Önceki yapılandırmalardan dolayı. Biz de bu tabii siyasetçiyiz. Yani bu parayı yatırımda da kullanabiliriz. Ya da işte carilerimizi ödeyebiliriz şeklinde karar aşamasını biz carilerimizi ödemeye karar verdik. Gelirken bir baktım. Yani sadece mahsuplaşma sürecinden sonra yaklaşık 3 milyon lira da cari, vergi, sigortalarımızı ödemiş olduk. Yani burada
işte tam siyaset devreye giriyor, aslında ödeyeyim mi yoksa onlar da yatırım mı yapayım falan gibi, biz borcu azaltmayı hedefledik. İşte bugün itibariyle şunu söyleyebiliriz, yani bizim vadesi geçmiş, borcumuz yok işçiye, memura, müteahhite, sosyal güvenlik kurumuna, vergi dairesine 23 milyon kadar vadesi gelmemiş İller Bankası kredi borçlarımız var. Biz kendi işimizde de Kuzuluk Belediyesi de mesela öyle. Biz o zaman da yani orada da bir sürü işi yapıp borçsuz harçsız, hatta bir miktar parayla belediyeyi kapatmış idik. Burada da hedefim o. Bir tane amca bir mesaj atmıştı bana. Bir sinema sokağının sokak güzelleştirmesini yaptıktan sonra çok beğenmiş. Teşekkür ediyor. Ne olur diyor, ne yapın edin diyor, işte borçlarını da borçlanın gerekirse diyor, herkesin her tarafını böyle yapın diye bana mesaj atmıştı. Ben de ona cevap olarak, amca hiç merak etmeyin, biz hiç hem borçlanmayacağız hem bütün işlerimizi yapacağız diye cevap vermiştim. Gerçekten de o mihvalde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Bu en çok eleştiriyi, evet köylerde, mahallelerde çok hizmetler yaptık, yapıyoruz. En çok eleştiriyi de merkezde işte çalışılmıyor. Gene köylerde, mahallelerde çalışıyor diye alıyoruz Akkızlılardan. Bunu da meclis toplantılarında, çeşitli platformlarda hep söylüyorum. Burada sizin aracınızla da söylemiş olayım. Merkezde bizim asbest borularımız değişecek. Bir kısmında kanalizasyon yok. İnşallah altyapıyla ilgili problemleri bitirdiğimiz zaman merkezi de pırıl pırıl tertemiz yapacağız Allah nasip ederse. Saski ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediye'mizle olan görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah o altyapı işleri bittikten sonra da merkezi de pırıl pırıl yapmış olacağız. Yeni hizmet binası yapacak mısın başkanım, belediye hizmet binası? Yeni hizmet binasına evet çok ihtiyacımız var. Birkaç farklı ek binalarda falan hizmeti yürütmeye devam ediyoruz. Ama en azından hani devam edersek belki bir dahaki dönem, bu dönem o işlerle uğraşmamayı düşünüyorum. Biraz daha böyle vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı işler yaptıktan sonra yeni bir hizmet binası inşallah devam edersek ikinci dönem yapmayı düşünüyorum. Peki Akyazı Terminali ve Spor Kompleksi projeleri ne aşamada şu anda? Terminal ihalesini yaptık. 2 milyon maliyetti. Temeli bitti. Bütün Türkiye'de olduğu gibi zannediyorum çelik konusunda bir sıkıntı var. İşte onları bekliyoruz inşallah. Bunlar da gelirse 1-2 ay içinde komple bitirmiş ve hizmete almış olacağız. Hem terminal hem orta garaj olarak şehir içi minibüslerinin de işte kooperatiflerin de girip çıktığı. Daha sonra esas şehir arası otobüs terminalimizi de gene ilerleyen yıllarda bu bizim Kuzuluğa giden dublo yol üzerinde hastane bölgesinde de inşa edeceğiz inşallah. Ama o zamana kadar da bu orta garajımız aynı zamanda şehir arası terminal olarak kullanılacak. Yani bu sene inşallah bitirmiş, hizmeti almış olacağız. Birçok ilçede, özellikle uzak ilçelerde Adapazarı şehir merkezine ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü belediye otobüsü çalışmıyor, özel halk otobüsleri çalışıyor. Akyazı'da herhangi bir sıkıntı var mı, bir sıkışıklık var mı? Yani şöyle, Büyükşehir Belediyesi ilçelere şey yapmıyor, halk otobüsleri üzerinden yolcular gidip geliyor. Zaman zaman işte sıkışık olduğundan, işte çok yolcu aldıklarından, aralıklarının uzun olduğundan falan dertlenenler oluyor. Onu da biz UKM'ye bildiriyoruz. Yani çok zaten ufak minibüslerle, artık otobüslerle de değil, daha seri bir şekilde halk otobüsleriyle yapılıyor Akkez'den de merkeze. Zaman zaman da belediye başkanlarıyla ilçe başkanları arasında sıkıntılar yaşanıyor başkanım. Siz Akkez'i ilçe teşkilatıyla, AK Parti'nin ve Kadın ve Gençlik Kolları Teşkilatı'yla uyum içinde çalışıyor musunuz? Kesinlikle Akkez'e o konuda altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Biz hem ilçe teşkilatımızda, hem kadın kollarımızda, hem gençlik kollarımızda hiçbir problemimiz yok. Gayet teşkilatçılıktan da gelen bir insansınız. Evet. Belki onun şeyi, yani dediğim gibi çok uyum içerisinde çalışıyoruz. Yani gerek ilçe teşkilatımızda, il teşkilatımızda, Büyükşehir Belediye'mizde, milletvekillerimizde uyum içerisinde çalışıyoruz. Yani bir dediğim gibi Akkez'e o konuda altın çağını yaşıyor diyebiliriz yani. Peki milletvekilleri iletişimimiz nasıl başkanım? Onlarla da iyi, istediğimiz zaman ulaşıyoruz. Yani bir sıkıntımız yok. Akkez'in de bir milletvekili var aynı zamanda. Evet. Kenan Sofoğlu. Evet. Kendisi taleplerinizi karşılıyor mu? Yani ulaşıyoruz.
bizim bir sıkıntımız yok milletvekili, hiçbiriyle. Akkızılı olanlar da yok, Kenan Bey'le de yok, hiçbiriyle yok yani. Gayet uyum içerisinde çalışıyoruz. Belediye başkanlığı adeta zaman mefhumu olmayan bir iş. Ne geceniz var, ne gündüzünüz var. Aileniz şikayet ediyor mu başkanım bu durumdan? Bize vakit ayırmıyorsunuz diye. Yani zaman zaman şikayetler alıyoruz, doğru. Ama hani ben belediye başkanı olmadan önce de zaten çok yoğun bir insanım. Ticarette de uğraşıyoruz, o zaman da uğraşıyorduk. Sübvanse ediyoruz ya, anlaşıyoruz ya. Hiç boş zamanınız oluyor mu başkanım? Yani biraz da kendime zaman ayırayım, şöyle bir oturayım, dinleneyim dediniz. Yani evet, boş zaman istersen oluşturabiliyorsunuz. Genelde yani sadece belediyede de ben işini seven bir insanım. Nerede olursam olayım, yani ticarette de öyle. Ben kendi dükkanıma bile saat 9'da giderken inanın utanarak gidiyordum. Hiç gitmiyordum. Zamanında gider giderim. Hala öyle. 8.30'da ben belediyedeyim. Sabah, akşam ne zaman gideceğimiz belli değil tabii. Başkanım teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için. Son olarak televizyonumuz aracılığıyla Sakaryalılara, Akyazılara neler söylemek istersiniz? Bütün herkese selam ediyorum. Bu aşı konusunda bugün de bizim belediye personelimiz, ilçe sağlık müdürlüğümüzle görüştük. Sağ olsunlar belediyede aşıladılar. Ben aşı konusunda herkesin mutlaka hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Muhtemeldir ki ileride bunlar hep karşımıza çıkacak. Atıyorum kamuoyuna girerken belki aşı oldu mu diye soracaklar. Dolayısıyla devletimize, Sağlık Bakanlığımıza güvensine ben kendim de aşı oldum, ailem de oldu. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Teşekkür ediyoruz başkanım programınız için. Evet, bir kitabın ortasından programının da sonuna geldik. Bu akşamki konuğumuz Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan'dı. Önümüzdeki hafta başka bir konukla tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.